Başladı mı söz kırmızı? Evet, dinliyorum. Şimdi burayı biz Eylül ayından beri kendi vakıflarla, kendi düşünce ve ürettiğimiz projelere göre donatmaya çalıştık. Yedik, kırdık, bir şeyler yaptık. Şimdi malum buranın birinci amacı kulüp yeri olması. Kulüp mü? Tabii ki. Şimdi burada her ne kadar bisikletleri görüyorsak, sıfır bisikletleri, bunlar en son planda olan şeyler. Birinci amaç buranın Turkuay Bisiklet Kulübü'nün sabit bir noktası. Bir de bildiğim olması kadarıyla ücretsiz kiralama değil de gelen kişilere bisiklet temin etme imkanınız da var. Şöyle alayım ben sizi. Hem yerleri bir gösterip tanıtmış oluruz. Bizim faaliyet alanımız biraz geniş. Bisikletle ilgili. Burası işte genelde yol bisikletlerinin olduğu ve milli takım bisikletlerinin olduğu yer. Evet. Onu da biraz sonra açıklamasını yapacağım. Milli takım nasıl bir milli takım, nedir bu? Bağlantılar var. Tabii ki onu da açıklamasını yapacağım. Önce bir içeri ulaşalım isterseniz. Burası da bizim teknik servisimiz. Gördüğünüz gibi burada tamir, bakım, bisikletle ilgili her şeyi yapıyoruz. Tamirat işlemleri de var. Tabii ki. Şöyle burayı da görebilirsek. Güzel bir imkan. Görüntü gelmişken onu da anlattım. Biz burada faaliyetimizden birisi de hiç bisiklete binmeyen insanlara da bisiklete binmelerini sağlamak amaçlı bir altyapımız var. O çok önemli. Makaris sistemi üzerinde burada önce pedal çevirmeye alıştırarak daha sonra yola çıkarıyoruz. Bisiklete binmeyi de öğretiyoruz. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Bunu da yapıyoruz. Tamam, ben de yönlendireyim o şekilde arkadaşlarımız olursa gönül rahatlığıyla size yönlendireceğim. Az evvel sizin de söylediğiniz gibi şimdi bizim kendi bisikletlerimiz var. Bisiklete binmek isteyenler, bisikleti olmayan arkadaşlarımıza da yeter ki diyoruz, gelin spor kıyafetlerinizi giyin, biz size o gün bisikletinizi, kaskınızı, eldivenizi, etkinliğimiz içerisinde tabii. Her şeyimizi vereceğiz, yeter ki siz katılın. Daha sonra artık bisiklet almak isterseniz alırsınız ama... Zaten ben de söyledim bu konuda ki hassasiyeti belirttim duyurumu yaparken. Dedim ki oraya gelmek isteyenler varsa, eğer ellerinde de bisikletleri yoksa, Turkuaz Bisiklet Kulübü'nün böyle bir imkanı da var. O gün kiralama haricinde bedava gideceğiniz rotalara gidip tekrar dönme şartıyla bisikletinizi temin ediyorlar. Aynen o şekilde yani. Bu hizmetimiz de var. İşte az evvel de zaten yemek hizmetimiz de var. Kahvaltı yaptığımız yerde görüyorsunuz. Burada bizim işte kasklarımız, her şey. Bizim Elena. Onunla ilgili. Yok, Elena bizim. Yaptığımız uzun turlarla ilgili bizim işte çadırlarımız, uyku tulumlarımız, matlarımız, her şeyimiz burada gördüğünüz gibi mevcut. Evet. Burada telsiz bizim gibi bir şey. O nedir orada? Nostalji bir radyo. Burada da bizim ilk çalışmamız olan, biz Turkuaz'ı vurduğumuz zamanın ilk anlarında Yeşilköy İş Okulu. Burada engelli çocuklarımızın öğrenim gördüğü bir okul, iş okulumuz. Okulla irtibata geçtik. Okulda bize aynı gördüğünüz gibi içeride bir sınıf tahsis ettiler. Biz orayı donattık. Bisiklet tamir, bakım ve eğitim, bakım ve eğitim şeklinde orada faaliyete girdik. Netice itibariyle biz oradaki eğittiğimiz çocuklarla ilk olarak Çanakkale turu yaptık 2011'de. 680 kilometrelik Çanakkale turu yaptık bir hafta, 7 günlük bir tur. Bu çok önemli bir şeydi bizim için. Çünkü bu çocuklarımıza, Ali mesela okuldan çocuğumuz, aynı zamanda milli takım sporcusudur ve burada bizimle çalışıyoruz. Yani burada da çalışıyor şu anda. 7 günlük bir turu çıkardık bu çocuklarla birlikte. Bu çok önemliydi çünkü bu çocuklar biz bin evlerinden uzak kalmazken biz 7000 evlerinden uzaklaştık. Bu çocuklarımız ve çocuklara özgüven, sosyalleşme, fiziksel olarak bile çocuklarla değiştirdiğimiz. Tabii o mutlaka etkiler. Tabii ki. Tabii de etkiler. Çok uzun bir süreç. Türkiye'de bir ilk olan biz özel sporcular bisiklet diye şu anda isimlendirilen bu çalışmanın altyapısını oluşturmuş olduk Türkiye'de. Ve sonra herkese örnek oldu bu. Tabii ki. Derken federasyon bizim çalışmalarımızı gördü. İlk olarak Kuşadası'nda yapılan triatlon müsabakasına bizi davet etti. Biz buraya gittik. Bu da bir ilkti. Bu ilki
başardık. Gördüğünüz gibi. Bundan sonraki aşamada bütün işte kulüpleşme durumunda olan okullarda o çalışmaları yapanlara davet edildi. Alanya'da yapılan birinci Türkiye şampiyonası biz. 10 çocuğumuzla orada yarıştık. Derken milli takıma çağrılan çocuklar tespit edildi. 3 aylık bir kamp sürecinde milli takıma seçilenler 24 elde dünya şampiyonası yaptı. Peki kaç kişi, Turkuaz'dan kaç kişi katıldı? Turkuaz'dan biz 10 kişilik grup olarak katıldık. Yani yarışlara katılan? Tabii tabii, Türkiye, birinci Türkiye şampiyonası. Derece yapan çocuklarımızı en son olarak milli takıma seçilen bizim iki kızımız, bir de erkeğimiz. Tabii yani toplam 9 kişilik milli takım kadrosunda 3 kişisi bizim çocuğumuz, bizim yetiştirdiler. Bu da bir Türkiye'de ilkti. Güzel neticeler olarak Türkiye'de ilk defa başarı bisiklet turnuvasına geliyorum. 24 yaşında dünya şampiyonası tamamladık geldi. Tabii röportaj yapacağız. Tabii bitmiyor. İşte az evvel gördüğünüz gibi milli takım bisikletleri var. Biz aynı zamanda burada bu çocuklarımızın altyapısını geliştirmek amaçlı ayrı bir çalışmamız var. Çocuklar idmanlarını yaptırıyoruz ve yeni tespit ettiğimiz çocukları milli takımı hazırlamak amaçlı çalışıyoruz. Dolayısıyla turlar konusunda pazar günleri turlar yapıyor musunuz? Tabii. Her pazar günü Elena Hanım bize yayınlamasını yapıyoruz. Güzergahımız belli. Bu konularda neler söyleyebilirsiniz? Burada toplanıyoruz, burada bitiriyoruz. Bunu da yapacağız. Aa, merhaba. Turkuaz bizim her şeyimiz. Merhaba. Hoş geldiniz. Yani Turkuaz'da kaç tane bir sınavımız. Merhaba efendim. Bir sınav oldu. Bir sınav oldu. Elif çekeceğim. Elif hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Mert Bey, Elif Hanım. Merhaba. Evet, yani, bir sene oldu. İki sene oldu. İki sene oldu. İki buçuk falan. Evet. Değil mi? Yani, tüm kalbimizle Turkuaz'ın emrindeyiz diyorsun. Evet, şeye katıldık biz sanırım. Kuruluştan kuruluşa. Ondan sonra katıldık da katıldık. Ne çıkıyorsa Türkiye'de. Yani Kapadokya turları, Mudanya turları, kuruluştan kurtuluşa olsun. Bütün turlarda Turkuaz hep oldu olacak inşallah. Tanıyalım. Ben Fark İşler Yönetim Kurulu üyesi. Şaka. Arif Bey'in emir numaralı yazdığı. Ağabeyi tabii Arif Baydemir. Yani, ben de üyeyim. Üyemiz. Sen de Pampiş üyesin. Ben Pampiş'im. Konu mahkeme. Elif Hanım. Ben şekerim. Bir akmam ben şekerim. Evet Elif Hanım. Dinliyoruz Elif Hanım. Dinliyoruz. Ay kamerayı mı çekiyorsun? Tabii canım. Aynen. Şaka gibi. Yayınlanır mısın? TRT 3'te yayınlanacak. Merhaba. Nerede yayınlanacak? TRT 3'te. Saysır. Sempatik hareketler. Herkes bunu yapıyor ama. Yapanlar var doğru. Peki çok teşekkür ediyorum.